Suyun otoiyonizasyonu kavramını incelediğimiz videoda yükü bulunmayan iki su molekülünün etkileşime girdiği durumlarda moleküllerden birinin diğer molekülden bir hidrojen iyonu alabileceğini görmüştük. Bunun sonucunda da elimizde bir hidronyum iyonu kalmıştı. Hidrojen iyonu yani hidrojen protonu alınan su molekülü ise buradaki hidrojenden bir elektron almıştı. Aslında burada gördüğünüz kovalent bağda bulunan bütün elektronları aldığını söyleyebiliriz. Bunun sonucunda bir elektron çifti daha oluşmuştu. Bu da molekülü negatif yüklü yapmıştı. Önceki videoda da anlattığımız gibi bu molekül hidroksit iyonuna dönüşmüştü. Otoiyonizasyon kavramını şu şekilde açıklayabiliriz. Elimizde bir su molekülü olduğunu varsayalım. Oksijen boşta duran elektron çiftindeki iki elektronla birlikte tek elektronu kalan hidrojeni dağılır. Bu durumda buradaki hidrojende sadece bir proton kalır. Hidrojen iyonu da aslında sadece protondan oluşur. Çünkü hidrojenin en sık karşılaştığımız protonunda atom çekirdeğinde sadece bir proton bulunur. Yani bu iyonda nötron bulunmaz. Dolayısıyla elektrona alınan bu hidrojende sadece proton kısmı kalmış olur. Bunu göstermemin sebebi ise bunun tipik bir durum olmadığını ve çoğu su molekülünün böyle bir etkileşime girmeyeceğini anlatmak. Ancak yeteri miktarda su molekülünün olduğu durumlarda bu olay gerçekleşebilir. Önceki videoda sudaki derişime bakarak bu olayın hangi oranda gerçekleştiğini bulmuştuk. Burada saf sudan bahsediyorum. Sudaki derişime bakacağız. Bunu iki şekilde düşünebiliriz. Oto iyonizasyonu yukarıdaki haliyle alırsak hidronyum iyonunun derişiminden bahsedebiliriz. Aşağıdaki yöntemde ise hidrojen derişiminden bahsedebiliriz. Bu ikisinin aynı olmasının sebebi ise her koşulda buradaki hidrojen iyonlarının su molekülüyle etkileşime geçerek hidronyum iyonuna dönüşecek olması. Önceki videoda 25 santigrat derecede saf sudaki derişimin, bunu hidronyum veya hidrojen iyonu derişimi olarak düşünebiliriz. Bu derişimin yaklaşık olarak 1 çarpı 10 üssü eksi 7 molara eşit olduğunu görmüştük. Peki bu ne anlama gelir? Molar molariteyi ifade etmek için kullanılan bir birim. Bunu 1 çarpı 10 üssü eksi 7 mol bölü litre olarak da yazabiliriz. Molün ne olduğunu hatırlamıyorsanız, mol kavramını incelediğimiz videomuza göz atmanızı öneririm. Molün kısaca bir miktarı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Nasıl ki bir düzüne denilince bir cismin 12 tanesinden bahsedildiğini anlıyorsak, mol denilince de bunun bir cismin yaklaşık olarak 6,022 çarpı 10 üssü 23'üne eşit olduğunu anlayabiliriz. Bunun çok çok büyük bir miktar olduğunu unutmamakta fayda var. Dediğim gibi 25 santigrat derecede saf suyun içerisindeki hidrojen iyonu derişimini görmüş olduk. Aynı soruyu başka çözeltiler için de cevaplayabiliriz. Örneğin portakal suyu. Bunu yazalım. Portakal suyu. Hidrojen iyonu derişimine bakacağız. Dediğim gibi hidronyum derişimine bakmak da aynı sonucu verir. Bir bardak portakal suyunun içerisinde 1 çarpı 10 üssü eksi 3,5 molar hidrojen bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında sudaki hidrojen derişiminden daha fazla. Bu sayıyı yuvarlayabiliriz. 1 çarpı 10 üssü eksi 4 molar. Bunu kendinizde araştırıp bulabilirsiniz. Portakal suyu için hidrojen iyonu derişimi bu şekilde çıkacaktır. Dediğim gibi buradaki derişim sudaki hidrojen derişiminden daha büyük bir değeri ifade ediyor. Çünkü buradaki kuvvet pozitife daha yakın bir sayı. Bu da portakal suyunda derişimin daha fazla olduğunu gösterir. Şimdi de derişimi daha düşük olan bir çözeltiye bakalım. Bunun için çamaşır suyuna bakabiliriz. Bunu yazalım. Çamaşır suyu. İnternetten yaptığım araştırmaya göre çamaşır suyunun içerisinde bulunan hidrojen iyonu derişimi yaklaşık olarak 1 çarpı 10 üssü eksi 12 molara eşit. Bu da sudaki derişimden daha düşük bir değer. Burada 25 santigrat derecede saf sudaki derişimden bahsediyorum. Burada üst daha negatif bir sayı olduğundan derişimin çamaşır suyunda daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok ancak derişimlerden bahsederken bu kadar karmaşık sayılar ve molar gibi kavramlar kafanızı karıştırabilir tam da bu noktada bilim insanları işleri basitleştirmek adına ph adı verilen kavramı ortaya attı bunu farklı bir renkte yazsam iyi olacak küçük p ve büyük h bu kavramın tam olarak nereden geldiğini araştırdığımda çoğu kişinin h harfinin hidrojenden geldiğine hem fikir olduğunu gördüm ancak P harfinin neyi temsil ettiği konusunda farklı görüşler var. Bazılarına göre buradaki P potansiyel anlamına geliyor. Bazıları ise P harfinin rastgele seçildiğini söylüyor. Kısacası bu kavramın hidrojen iyonu derişiminin negatif logaritmasını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Unutmayın, bir denklemde taban belirtilmişse bunun 10 tabanında logaritma olduğunu düşünebilirsiniz. Diğer bir deyişle bu ifade aslında hidronyum iyonu derişiminin negatif logaritmasına eşit. Dediğim gibi hidrojen veya hidronyumu baz alabiliriz. İkisi de aynı sonucu verecektir. Buna göre 25 santigrat derecede saf su, portakal suyu ve çamaşır suyunun pH değerlerini bulalım. İlk olarak saf suya bakalım. Burada negatif logaritmayı bulmamız lazım. Dediğim gibi bu 10 tabanında logaritma. Burada hidrojen iyonu derişiminin negatif logaritmasını bulmamız gerekiyor. Bu da 1 çarpı 10 üssü eksi 7 molara eşitti. Buradaki değerin de molariteyi ifade etmesi lazım. 1 çarpı 10 üssü eksi 7, 10 üssü eksi 7'ye eşit. Şimdi negatif kısmı göz ardı edebiliriz. Sadece logaritma kısmına bakalım. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. 10 üssü eksi 7'ye ulaşmak için 10 sayısını hangi kuvvete çıkarmamız lazım? Bunun da eksi 7 olacağını söyleyebiliriz. Logaritma konusunu tam olarak anlamadıysanız detaylı anlatım için logaritma videolarımıza bakabilirsiniz. Şimdi de eksi 7'nin negatifini alalım. Bu da aslında 7'ye eşit çıkar. Buradan da 25 santigrat derecede saf suyun pH değerinin 7 olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Burada sıcaklığın da önemli olduğunu unutmayalım. Çünkü sıcaklık otoiyonizasyonu etkileyen bir faktör. Buna göre portakal suyunun pH değerini bulalım. Burada da negatif logaritmasını almamız lazım. 1 çarpı 10 üssü eksi 4 yazmak yerine doğrudan 10 üssü eksi 4 yazabiliriz. Bu logaritma da 10 tabanında. Burada tek yapmamız gereken eksi 4 kuvvetine ulaşmak için 10 sayısını hangi kuvvete çıkarmamız gerektiğini bulmak. Bu da eksi 4'e eşit. Eksi 4'ün negatifi de 4'e eşit çıkar. Aynı formülü uygulayarak çamaşır suyunun pH değerini de bulabiliriz. Bunun için 10 üssü eksi 12 değerinin negatif logaritmasını almamız gerekiyor. Dediğim gibi buradaki 1'i göz ardı edebiliriz. Bu da eksi 12'nin negatifine eşit çıkar. Yani çamaşır suyunun pH'i 12 çıkar. Şimdi de bu pH değerlerini bir doğru üzerinde gösterelim. Doğru üzerindeki noktaları da belirleyelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye kadar bütün noktaları bu şekilde doğru üzerinde işaretleyelim. Bu noktalar pH değerlerini ifade ediyor. Buna göre bulduğumuz 3 pH değerini doğru üzerinde gösterelim. 25 santigrat derecedeki suyun pH değeri burada yer alır. Bunu nötr pH değeri olarak da adlandırabiliriz. pH değeri 4 olan portakal suyu ise burada yer alır. Bardağın büyüklüğüne göre bu değişebilir. Ancak yaklaşık olarak portakal suyunun pH değerinin bu noktaya yakın bir yerde olacağını söyleyebiliriz. Bunu da yazalım portakal suyu. Son olarak da çamaşır suyuna bakalım. Bu da çamaşır suyunun yapısına göre değişebilir. Ancak yaklaşık olarak çamaşır suyunun pH değeri de bu noktada yer alır. Başka şeyleri de bu doğru üzerinde gösterebiliriz. Örneğin vücudumuzda bulunan mide suyunun pH değerine bakalım. Bunu başka bir renkte yazsam daha iyi olacak. Mide suyunun yaklaşık olarak bu noktada yer alacağını söyleyebiliriz. Daha doğrusu mide asidi Tuzlu suysa yaklaşık olarak bu noktada yer alır. Unutmayın. Buradaki doğru logaritmik ölçeği ifade ediyor. Dolayısıyla sağa doğru gittiğimizde derişimin azalacağını hatırlamakta fayda var. Bunun sebebi ise negatif logaritmaya göre pH değerini belirlememiz. Az önce de gördüğümüz gibi çamaşır suyunun derişimi suya göre çok daha az. Yani sağa doğru gidildikçe hidrojen iyonu derişiminin azalacağını söyleyebiliriz. Sola doğru gittiğimizde ise hidrojen iyonu derişimi artar. Tüm bunların yanı sıra pH değeri 7'nin altında olan çözeltiler asidik olarak sınıflandırılır. Asidik. Bu nedenle nötr pH değerine sahip suya asidik maddeler eklersek pH değeri azalır ve çözelti daha asidik hale gelir. Tam tersi sağa doğru gittiğimizde yani pH değerinin 7'den daha yüksek olduğu durumlarda bu kısımda yer alan çözeltilerin bazik veya alkalik olarak sınıflandırıldığını duyabilirsiniz. Hidrojen derişimi azaldıkça yani doğru üzerinde sağa doğru gidildikçe çözelti daha alkali hale gelir. Burada bu doğrunun logaritmik olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Örneğin pH değeri 8 olan tuzlu su içtiğinizde çok da bir şey olmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu logaritmik bir ölçek. Yani sağa gidildikçe hidrojen iyonu derişimi onun kuvvetleri şeklinde azalır. Örneğin bu noktadan 3 nokta daha sağa gittiğimizi varsayalım. Bu durumda hidrojen iyonu derişimi bindelik olarak azalır. Buradan yola çıkarak da sudaki hidrojen derişiminin çamaşır suyundaki derişimden ne kadar fazla olduğunu veya suyun derişiminin mide asidi veya portakal suyuna göre ne kadar az olduğunu daha rahat anlayabiliriz.